Hadi al kızım. Hüsnü, oturup yesene. Ayakta doymazsın. Otur. Merkeze geç kalacağım Suat. Trafiğe kaldım bitti. Ah. Vallahi ben de işe geç kalacağım anne ya. Belki başkomiserim bizi bırakır ha. Beni okula, seni işe. Ha? Oğlum sen beni duymuyor musun? Geç kalıyorum diyorum sana ya. Binin otobüse girin. Allah Allah. Eşek sıpasın. Sana ne oldu be? Pek mi durgunsun? İş güç baba ya. Staj yapacak yer bulamadım hala. Bizim turizm sektörü durgun biliyorsun. Staj yapmazsam okuldan sorun çıkacak. Nasıl bir yer yani? Ya turistik bir işletme işte baba. Laleli, Aksaray falan baktın mı oralara abicim? Oralarda da turistik işletme sonuçta. Kes! Dalga geçme oğlum ya. Buldum! Allah belanı versin be! Ne bağırıyorsun sabah sabah? Ne oluyor be? Ne buldun? Ne bu şey ne buldun? Ne? Bir dur. İş buldum iş. Tarihi Osmanlı yemekleri yapan bir restoran garson arıyormuş. Yaşa be teyze. Aferin lan Nazikem. 40 yılda bir işe yaradın. Hadi be. Gel lan. Konuşma. Hadi be. Al sana iş. Bunu. Git başvur kap işi. Sağ ol be teyze ya. Yaşa ya gel. Ay yaşa teyze. Sayende işe başlayacak oğlum. Hadi oyalamayın beni. Oğlum çok iyi işmiş lan baksana. Geç kaldım kaçtım ben. Hadi. Hadi gülüyoruz. Ben de kaçtım anneciğim. Hadi bay bay. Hadi. Bana gülüyorsun. Allah'a emanet olun. Güle güle dikkat edin. Telefon numarası var. Ya acele ettirme ya. Yok ya. Hadi. İçerisi soğudu ama. Hadi. Allah çıksana. Hadi görüşürüz. Hadi tabakları getirin. Kolay gelsin pardon. Buyurun. Şey ben gazetedeki iş ilanı için gelmiştim de garsonluk için. Kiminle görüşmem gerekiyor acaba? Doğru kişiyle görüşüyorsun şu an delikanlı. Garson olmak için biraz genç değil misin sen? Turizm okuyorum. Staj yapmam lazım. Daha önce bir iki otelde çalıştım. Yalnız bizim konseptimiz modern Osmanlı. Bıyık bıraksam ha? Evladım senin tecrübenle olacak iş değil bu. Vaktinizi aldım kusura bakmayın. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ ol. Sağ ol. Delikanlı, bakar mısın? Buyurun. Garson olarak değil ama komi olarak başla. Bir deneyelim seni. Teşekkür ederim. Hemen geç arkadaşlarının yanına, üstünü değiştir. Arkadaşlarına yardım et. Çok hadi sağ bakalım. Olun, teşekkürler. Nerede bu? İçeride. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ ol. Aman dikkat edin, bir aksilik olmasın. Tamam mı? Tamam. Sedat Bey geldi efendim. Her şey hazır, merak etmeyin. Tamam. Geldi. Çocuklar, konuştuğumuz gibi. Kusur istemiyorum. Tamam efendim. Hadi bakalım. Ne oluyor abi? Kim geldi? Televizyonlarda program yapan, hiçbir şeyi beğenmeyen bir gurme bir herif. Sedat yesin. Mekana gelen bir saatli bomba anlayacağım. Her şey dört dörtlük olmalı yani. Anladım abi. Bunlar en seçkin ürünlerimiz. Metin, sen fazla ortalıklarda dolanma. Özellikle gurmenin masasından uzak dur. Tamam şefim. Tamam ben bakarım. Afiyet olsun efendim. Alın hadi. Çabuk. Sağ ol. Bir arzunuz var mı efendim? Bu ne rezillik? Bu ne dikkatsizlik? Ben ömrümde böyle bir şey görmedim. Sizi zinhar uzak tutmalı buradan. Bu lekelerin üzerinden çıkması namümkün. Topla şunu. İnanamıyorum. Özür dileriz efendim. Çok özür dileriz Sedat Bey. Çocuğun daha ilk günü. Biraz heyecan yaptı sanırım. Beni ilgilendirmez. Bu ne rezillik. Böyle bir müessesede tecrübesiz bir eleman çalıştırmaya o zaman kardeşim. Çok rica edeceğim. İyi çalışmalar. Metin. Tamam patron anladım. Kovuldun. Temizleyin şuraları siz de. Kaldırın hepsini. Vay, kıyak yermiş ha. Pahalıdır kızım burası. Metin çoban hizmet edecek. Pahalı olsun tabii. İndirim yapar artık bize koskoca komiğimiz. Oğlum ne oldu ne bu hal? Kovuldum. Ne oldu abicim? Anlatırım ya. Aman.
falan takma ya. Hadi gelin şu köşedeki midyeciye gidelim. Ay zaten sevmemiştim ben buranın havasını. Ver şu anahtarı, ben kullanacağım. Ver, ver. Abla arkaya geç. Hayır ya, ben öne geçeceğim. Ya arkaya geç. Abla. Ya geç dur. Öyle işte. Al. Ay yeter, daha yemeyeceğim. Ben takılıp düşünce adamın üstüne. Şiştim o da mi? Delirdi. Patron da bana yol verdi. Ya. Ne şanslısın abicim ya. Neyse Allah bakalım. Sakar Mağdur koyacağım videonun adını. Ne yapıyorsun oğlum? Çekmesene lan. Çekme. Snap atacağım abicim. Takipçilerim beklemez. Aha. Bu işte bu. Bu şerefsiz yüzünden nişan atıldım ben. Şimdi yarış midye yiyor. Evet sayın seyirciler. Bana mı özendin oğlum? Ben oyuncuyum, her mesleği yaparım, karışma. Meşhur gurme Sedat Yesin midyecide yakalandı. Yesin de büyüsün. Tıka basa midyeyi yiyen adam göbeğini midyeye borçlu olduğunu itiraf etti. Çek oğlum, çek çek, yakın yakın çek. Oğluşum. Buyur baba. Sağ ol, teşekkür ederim. Güzel oğluşum. Zor muymuş? Hayır, çok kolay. Bir daha söyle, abin de duysun oğlum. Çok baba kolay. Kardeşimin önünde ezme bari ya. Gülme lan sen de. Hadi geç yerine oğlum, geç geç. Ay, geç yerine. Söyleme çocuğa, söyleme. Şuncağızın becerdiğini 20 yaşındaki abisi eline yüzüne bulaştırmış. Bir de laf yetiştiriyor. Puh, senin sıfatına be. Aman aynı şey mi sen de Hüsnü? Heyecanlanmış çocuğum koskoca gurmenin karşısında. Ne yapsın? Ben onu bilmem Suat. Stajyer komediye gitti. Bir gün sürdü kariyeri. Ona bakarım. Baba ne bir günü ya? 2 saat falan yani. Zirvede bırakmış, zirvede. Aa, gitmeyin çocuğumun üstüne. O da başka bir iş deme. Değil mi oğlum? Yani. Aynen aynen. Bulaşık yıkar, ne bileyim soğan doğrar falan yani, değil mi? Seni doğuracağım seni. Daha konuş sen. Yeter ya, hepiniz bir yandan saldırdınız. Abi ne oldu? İyi misin oğlum? Bir gariplik var midemde ya. Ay sende de mi ya? Benim de midem bulanıyor bir saattir ama. Aa, renginiz ruh sağınız atmış. Ne oluyor ya? Kazağınla aynı renk oldun. Ne oldu oğlum? Hasta falan olmuyorsunuz ha? Allah korusun. Gel bakayım ateşine. Ay üşüttünüz mü yoksa siz? Dayanıksız bunlar anne ya. Bunlar benim gibi sporcu değiller. Azıcık rüzgar yediler diye pert oldu. Sana ne oldu lan? Bana da bir kram girdi. Açın anne, açın. Aa, açın. Aa. Açın. Aa. Ne oldu lan, dayanıklıydın hani? Ne oluyor bu lan ya? Ne oldu? Oriyon bak! Ne oldu lan oriyon? Oriyon bak! Abi açmalamayın ya! Aç ana! Hayır, mutfağı olmaz! Anne! Mutfağı olmaz! Bahçeye çıkın, bahçeye, bahçeye! Hadi, 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 hadi bahçeye! Hüsnü, ne oluyor çocuklara böyle? Zehirlendiler galiba ya. Üçü birden evde. Böyle olmaz, hastaneye gidelim hemen, hadi. Teyze, sen sofrayı toplarsın, kurban olayım. Hallederim ben, hallederim. Oğlum sen nasılsın? İyiyim baba. İyisin, tamam hadi. Ay yavrum. Suat, torba al yanında birkaç tane. Arabanın içine kusanıp... Oraya olan tarafına göre ha. Ben bulandım. Sen de. Neyse rengi geliyor çocukların yavaştan Hüsnü. Ay kıyamam ben bunlara Hüsnü. Nasıl 2.80 yattılar böyle? Allah çocuklarım bana bağışladı. Çok şükür ya Rabbim. Açık kalp ameliyatı oldular sanki. Alt tarafı mideleri yıkandı. Abartma kızım. Baba ölüyorduk neredeyse ya. Şey yalnız serum iyi geldi. Baba eve de alsak mı bunlardan? Bak şimdi zevzekli. Ağrıyor mu hala mideniz? Midemizde birileri halay çekiyor baba. Çok fenayım ya. Sen? İyiyim, iyiyim. Herkese geçmiş i̇yiyim. Olsun. Korkulacak bir şey yok. Serumlar bitsin, evinize göndereceğiz sizi. Allah'ıma çok şükür. Sebebi neymiş doktor bey? Niye yamulmuş bizim çocuklar? Deniz mahsullerine bağlı zehirlenme diyebiliriz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun, güle güle. Kolay gelsin. Deniz mahsulü mü? Midye yedik baba bugün biz. Doğru
hep diyorum. Yemeğin dışarıda. Gelin evde yiyin çocuğum. Oldu bir kere, boş verin tamam. Daha ciddi bir şey olmadı, ona şükredelim. Aslında midyeyle falan ilgisi yok Hüsnü. Yapma ya. Neyle ilgisi var? Nazar Hüsnü. Nazar var çocuklarımda. Oh, içim şişti Suat. Ne zaman bitecek bu serumlar ya? Açalım şunu, musluğu da çabuk bitsin. Dur, dur, dur. Dur hadi aç 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 aç. Ne yapıyorsun ya? Aç. Bir şey olmaz kızım, bir şey olmaz. Şeker misin kızım? Ama bitirmen lazım güzel oğlum. Nane limonu iyi gelir midene. Hadi hadi. Anne serum yedik o kadar, ne nanesi ya? Kız iç şunu, hadi iç. Ay midem daha da bulandı ha. Çeker misin şunu burnumdan? Man be. İçme sen, içme. Kepçe. İyilikte yaramıyor. Bakın. Habere bakın. Ne o? Ver bakayım. Ünlü gurme yediği yemekten zehirlendi. Yok artık. Aa, sizin dükkana gelen gurme değil mi o? Evet o da. Biz onu midyecide de gördük. Sizin zehirlendiğiniz midyecide. Evet. Evet oradaydı. Ya bu herif zehirlendiyse bizim gibi midyeden zehirlendi. Neden senin restoran sallıyor? Ne bileyim ya. Çoban spor, hadi kalkın, işimiz var. Kalk 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 kalk. Ne yapacaksınız oğlum? Bu adam beni işten kovdurdu. Üstüne bir araba hakaret etti. Yanına bırakmam. Hadi gidiyoruz. Hadi, hadi gidiyoruz. Hadi. Oğlum ne? Hadi anne, ne görüşürüz. Gittik biz. Adam batırdı bizim mekanı. Bundan sonra bir tane müşteri gelir mi? Doğru düzgün yemek yemeden kalktı gitti herif. Nasıl zehirlensin? Gel de bunu anlat şimdi. Kolay gelsin şefim. Metin hoş geldin. Senin ne işin var burada? Patronla konuşmaya geldim. Patron yok. Gurmenin yattığı hastaneye gitti. Ne yapmaya? Ne yapmaya olacak? Adamdan özür dilemeye. Ne özür ya? Sizin bir suçunuz yok ki. Yok mu? Nasıl yani? Anlatacağız abicim. Hangi hastanede bir söylesen. Efendim gerçekten çok mahcubuz. Bana bunlarla gelmeyin efendim. Kaç yıldır tadım yaparım. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Sizin yüzünüzden ne mide kaldı ne motor. Perişan ettiniz beni. Ama bizim yemeklerimizden bugüne kadar kimse zehirlenmedi. Beni bağlamaz. Gazetedeki yazıyı okudum. Eğer beni memnun etmezseniz her hafta sizi karalayacağım. 6 aya kalmaz topu atarsınız. Tabii şu kapıyı kapatır mısınız? Tabii yanınıza çek defteri varsa o zaman iş değişir. Madem öyle. Ha şöyle. Ne kadar yazalım? Dur patron dur. Sakar Şakir de geldi. Sen ne yüzle geldin buraya? Seni kurtarmaya geldi. Hadi yine iyisin. Bu adam yalan söylüyor patron, inanma. Hadsiz herif. Sen bana yalancı mı diyorsun? Değil misin sanki? Hah. Hah. Al abi. Bak iyi izle. Gurme Bey bizim restorandan çıkınca doğru midye yemeye koşuyor. Hapur hapur yutuyor. Bak bak bak. Bak. Aynı midyeden biz de hasta olduk bu sahtekardan. Siz karışmayın be. Neyse bir çek yazıyorduk, ne oldu? Şimdi işin rengi değişti. Bir de utanmadan para istersin ha. Tamam tamam, istemiyorum bir şey. Hadi silin şu videoyu. O kadar kolay değil o iş. İlk olarak önceki yazdıklarını yalanlıyorsun. Sonra da patronumun mekanı için güzel bir yazı yazıyorsun. Yazmazsan ben de bu görüntüleri internette TT yaparım. Sen de kariyerine elveda dersin. Seçim senin Gurme Bey. Düzeltin bu ayıbı. Başka çare bıraktınız sanki. Peki, kabul. Ne istiyorsanız kabul. Süper operasyon oldu be. Sağ olun ikiniz de. Ne demek abicim? Ekibiz oğlum biz. Metin dur. Metin, oğlum beni dinle. Ben hata yaptım. Bir zamanlar kapından kovduğun sakar ama gururlu bir genç vardı. Kovma falan yok. Sen benim dükkanımı kurtardın. Ben de seni geri işe alıyorum. Komi olarak değil ama. Garson olarak gelirim bu sefer ha. Kabul. Ver elini. Hadi hadi. Hadi.